Abdurrahman Dilipak, yar bana bir eğlence. AK Parti seçimlerde %50 bekliyor. MHP %41'lere kadar çıkabilmeyi umut ediyor. CHP %35'e razı. HDP hayal ediyor. SP ardı BBP ittifakı gibi bir mütevazi hedef koyuyor kendine. Büyük Türkiye Partisi'nin hedefi, Vatan Partisi barajı aşmayı hayal ettiğine göre en az alacak demektir. Diğerleri, henüz bir hedef ortaya koymadı ama yukarıdaki 6 partinin oy oranı toplamda 1 ediyor. Yalandan kim ölmüş değil mi? Sandıklar açıldığında bu rakamları aklınızda tutun ve sonuçlarla karşılaştırın. Bunlar ya yalancı ya hayalci. Diğer iddialarının doğruluğunu bundan sonra bu veriler üzerinden değerlendirebilirsiniz. Son 2014 yerel seçimlerde oy oranları şöyleydi. AK Parti %43.40, CHP %25.62, MHP %18.62, BDP %4.52, SP artı BBP %4.75, BTP %0.24, diğerleri bağımsızlar dahil %5 gibi bir şey. 2011 Türkiye genel seçimleri oy oranları ise şöyle. AK Parti %49.83, CHP %25.90 %98, MHP %18.1, BDP bağımsızlar %6.57, SP artı BBP %2.2, diğer partiler %3 yaklaşık. Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları belli. Erdoğan %51.79, Çatı adayı Ekmel Bey %38.44 ve Demirtaş %9.76. CHP ve MHP 2011 milletvekili ve 2014 belediye seçimlerinde aldıkları oy toplamından daha az oy aldılar. Kaldı ki bu toplama diğer 20 kadar partinin %5'e varan oyuna da dahil. Paralel oylarda dahil bu toplama. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP artı MHP oylarının toplamı %35 civarında kalmış. CHP'den bir kısım oyların da HDP'ye kaçacağı düşünülürse CHP'nin %20'ye MHP'nin %15'e gerilemesi sürpriz olmayacaktır. Şimdi yeniden baştaki iddialara geri dönecek olursak seçime katılan diğer partiler ve bağımsızların oy oranı toplam %5 diyelim. Hemen hemen herkes kendini olduğundan iki kat büyük görüyor. Kendilerini dev aynasında görüyorlar. Bu iddiaların dile getirirken de yüzleri kızarmıyor, utanmıyorlar. Üstelik bunu ilk kez de yapmıyorlar. Birileri de hala bunların peşinden gitmeye devam ediyor. Partiler başkalarından önce kendi tabanlarını kandırıyorlar. Çoğu böyle bunların. Bunlar bir de kimi medya ve kamuoyu şirketlerini kendi yalanlarına alet ediyorlar. Aslında onlarca ilde ve yüzlerce ilçede o kira parasını kim ödüyor? Bu değirmenin suyu nereden geliyor sormak gerek. Kimse parasını sokağa atmak istemez. O zaman bu işin sırrı ne? 28 Şubat'ta birileri tarikat örgütlemişti biliyorsunuz. Bugün de var tarikatları. Paralel yapının ne olduğunu biliyorsunuz. Bu memlekette derin devletin örtülü kitleri de var. Kayıt dışı ekonomi gibi kayıt dışı siyasi örgütleri de. Truva atı misali sivil toplum örgütleri de var. Şeytan bizi Allah'la da kandırmasın, şeyhle örgütle tarikatla para kadın makam ve parti ile de kandırmasın. Öfke ve aşk aklı zail eder. Aklınıza sahip çıkın, onu kimseye kiraya vermeyin. Gözümüze at gözlüğü takmayalım. Kibriti gözünüze çok yaklaştırırsanız arkasında bir ormanı kaybedersiniz. Selam ve dua ile Abdurrahman Dilipak Yeni Akit